Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Çakmaların Savaşı videosuyla karşınızdayız. Bu videoda savaşan telefonlar Çakma S9 Plus ve iPhone 10. Abi arkadan bakınca güzel. Çok bir sıkıntı yok. Ön taraf o telefonun cacık. Bu arada bak. Samsung'a baktığımız zaman S9 Plus biraz daha yakın. Bu arada Samsung'un kutusunda For Samsung yazıyor. Yani Samsung için biz ürettik bunu. Karar Samsung'a, beğendiler mi beğenmediler mi? Ey Samsung, bak adamlar neler yapıyor. Aynen öyle. Lafı fazla dolandırmadan ben bir masaya bir geçeyim müsaadenle Çağdaş. Aynen abi, aynen. Telefonlara biraz yakından bakalım. iPhone 10 böyle cız cıvıl geldi, hiçbir şeyle gelmedi. Galaxy S9 bir kutuyla geldi. Kutu içinden de böyle çakma adaptör, işte kulaklık mulaklık vırtık bir şey geldi. Bunların hiçbir anlamı yok. Bu telefon çakma iPhone 700 liraymış, bu da 760 lira. Kaba tabirle 1500 lira yapıyor. Bunları 1500 lira para vermek bence çok enteresan. Biz sizin yerinize zaten veriyoruz. Siz vermeyin diye arkadaşlar. Şöyle telefonların jelatinlerini bir aynı anda yaşayayım. Almayın, aldırmayın arkadaşlar. En önemlisi tabii ki de sağlığınız için, ayrıca paranıza da yazık. Burada arkada yine olimpiyat meşalesini ve alevleri görüyoruz. Telefon cayır cayır yanabilir. Dikkat edin zaten. Jelatinde adam bizi uyarmış. Burada bu sefer CZ diye bir şey çıktı. Bak bunu ilk defa gördüm. CZ'yi kazacağız. Altından ünlem işareti çıktı. Telefon bize mesajlarını aslında en başında veriyor arkadaşlar. Ünlem dikkat diyor. Bu sefer Samsung'u kazıyamıyoruz. Zira üstü boş çıktı ama şöyle yok kazılmıyor ama cayır cayır çiziliyor. Telefonların ikisinde de iris tarayıcısı var arkadaşlar. Çok tuhaf çalışıyor. Nasıl tuhaf çalışıyor? Tabii ki de buna artık şaşırmıyoruz. Ben bu ilk senede kendi gözümü tanıttım ama dünyadaki bütün gözlerle neredeyse açılabiliyor. Çağdaş'ın gözüyle, işte ablanın gözüyle falan filan denedik. Hepsiyle açılıyor arkadaşlar. Aynı zamanda S9 Plus'ın çakmasına bir de parmak izi okuyucusu eklemişler. Bu parmak izi okuyucusu da parmakla çalışıyor, başka parmaklarla çalışıyor, burunla çalışıyor, hatta deriyle alakalı her yerle çalışıyor. Yani burada aslında parmak izi okuyucusu yerine buraya bir sensör, bir şey koymuşlar. Kimin dokunduğu, kimin bastığı hiç önemli değil. Telefon her türlü açılıyor arkadaşlar. İris tarayıcılar da muhtemelen bir göz şeklini algılayınca zart diye açılıyor. Şimdi telefonların tasarımlarıyla devam edelim. iPhone 10'un çakması arka tarafta birazcık benziyor diyebilirim. Ancak ön tarafını çevir dediğimiz zaman iPhone 10'la bir alakası yok. Daha çok LG G6'ya falan benzettim ben tasarım olarak. Dur şu bir orijinalini bir alalım yanına bakalım. Gördüğünüz gibi arada bariz fark var. Şu bir kere düzgün gözüksün diye basmışlar buna. Kontrastlı rengi bembeyaz olmuş. Orijinali zaten ağırlığından da çok net anlaşılıyor. Bunun içinde kalas var herhalde. Bu bayağı ağır arkadaşlar. Ne yapıyorum ben ya? Arkadaşlar bir insan bir uyarı daldık. Böyle bir inceleme değil bu ya. Bu telefonları gömüyoruz burada. Neyse S9'a bakalım. S9'un çerçeveler çok kalın orijinaline göre. Ancak S9 Plus'ın kamerası çift kameralı biliyorsunuz ki ama bunda çift kameradan eser yok. Ne yaptınız oğlum, gidip orijinal S9'u mu buldunuz ya? Neyse S9 Plus pardon. Orijinal S9 Plus bu şekilde arkadaşlar, yine çakma olan çok ağır. Galiba bunların içine hakikaten çimento döküyorlar. Tasarım olarak deyince bak yine yedim Çağdaş, şunu al elinden. Böyle bir amaç yok bu videoda. Bu videodaki amacımız bunların çakma olduğu, dandik olduğu sizlere anlatmak aslında. Çakma telefonların kameraları her zaman Çin Milli Marşı'nın ilk notasıyla açılır. Bunu size bir göstereyim. Gördüğünüz gibi çok çirkin sesler çıkıyor telefondan. Şunun sesini birazcık daha açayım. Diye bir ses çıkıyor. O imdat diyor. Yani ben de diyor fotoğraf çekme diyor. Zaten çekilmiş fotoğrafları siz arka planda görüyorsunuz arkadaşlar. Orijinal bir telefonla hiç alakası yok. Oldukça kötü çıkıyor. Hatta çektiğiniz fotoğraflarda biz kendimizi bile tanıyamadık diyebilirim. Android 7 diyor. Model numarası SMG9600 diyor. Bu neyin kısaltmasıydı? Samsung S8 Mini'ndi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Model numarası I8. Android versiyonu bunun 6'ymış bir de ya. 3 GB artı 32 GB diyor. Tabii ki de öyle bir şey yok. Bunun hafızası olsun olsun 1 GB. Neyse. Bu telefonlar sizin günlük sosyal medya ihtiyacınızı, internette gezinme ihtiyacınızı, kamera ihtiyacınızı karşılamaz. Evet arkadaşlar, masamızdan kalktık. Artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelebiliriz. Ben sadece şöyle bir şey daha ekleyeceğim. Bu ikinci kamera geçmiş çakmalardan hatırlayın arkadaşlar, plastik. Ya orada bir kamera yok aslında. Her şey yalan. Her şey yalan. Şey anlamsız. Ondan sonra dedik ki lan bunları biz ne yapalım? Dedik birbirine vuralım. Neden bu eldivenleri giydik? Çocukken yumurta tokuşturduk ya. Tut bakalım hangimizinki kırılacak? İyi vur bak, pişman olur. Ne diyor ya? Ver, benim oldu. Bir kere de aldım ya, bir kere de aldım. Telefon ya. Total olarak pişecekti, aynen. Kamera açık, şuradan kamerada belli oluyor mu bilmiyorum da. Gitti lan telefon. Hadi bir de sen vur, içinde kalmasın Çağdaş. Sıra bende. Aman, aman. Çekim hatası. Oğlum iyi vurdum, kırdım, daha ne yapayım? Hopza. En yavrum. Ama bak.
Benim telefonum çalışıyor birader. Yanlış anlamadı hani. Ne oğlum bu ne koymuşlar bunun üstüne? Bayağı kalın. Harbiden ha. Çak çok güzel video oldu. Çizgiler devam ediyor. Benimki hala çalışıyor valla. İyi oldu. Yalnız bunun bataryası bitti. Abi onun batarya açıldı o zaman. Kaç? Kaç? Oğlum batarya açınca batarya bir anda biter mi? Öyle bir mantık var. Batarya bir anda azaldı arkadaşlar vurunca. Herhalde darbeye dayanıklı değilmiş bataryası. Ve işte Gorilla Glass -5. -7. Adamlar bayağı çalışmışlar. Yapmışlar canım aynı gerçek telefon gibi. Çağdaş batarya ellemiyoruz. En önemli unsurlardan bir tanesi üzerinde hiçbir sertifika yok. Gayet dandik bir şekilde bantlanmış. Şu da bahsettiğimiz kamera. Ya biri plastik işte. Bir dakika şuraya bakayım. Aa bak buralar hep boş yani. Bunların sensör olması lazım da içleri bomboş. Allah Allah. Yalnız, helal olsun ha bu telefonu. Oğlum bu maymun oldu. Bayağı gitti. Tamam. Oğlum bu ne ya? Taşı kırdı abi. Oha! Yalnız yamuldu burası. Yine bir bakıyoruz. Ya yine elimi kestim ben ya. Ulan bir çakma telefon videosunda elimi kesmeyeyim artık ya. Arkadaşlar Galaxy S9 Plus stres şeyi. Kapağı. Tek kamera. Tek kamera. Şu gördüğünüz gibi bir cam. Yani mesela bu çakma telefon mantığıyla şu anda bu iPhone 10 4 kameralı oldu. Çok güzel. Bunu da koyalım buraya 5 kameralı 5 kamera. Evet arkadaşlar böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Çakma telefonlar yine bizim elimizde maalesef harap oldu. Tabii ki de maalesef demiyoruz. Ne halleri varsa görsünler diyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Her zaman olduğu gibi söyleyelim. Bu videomuz önemli olan bu telefonlar değil arkadaşlar. Bizim bunlara harcadığımız paralar da değil. Siz sağlığınızdan olmayın. Sizleri düşünüyoruz. Bütün insanlar bu konuda bilinçlensin istiyoruz aslında. Bu telefonları alıp da sağlığınıza, cebinize zarar vermeyin arkadaşlar. Bunun dışında dediğim gibi bu telefonun IMEI'si kopyalı bir yerden alındıysa, bir yerden kopyalandıysa bir suç unsuru da teşkil ediyor olabilir. Bu konuda da dikkat etmekte fayda var. Özetlediğimize göre artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Sizler düşüncelerinizi mutlaka aşağıya yorum olarak yazın diyelim. Ayrıca videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kalın. Niye öyle yapıyorsun? Görüşürüz. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.